Peki bu mesele niye bu kadar önemli? Avrupa'da durum ne? Dün biraz aktarmıştık Fransa'daki grevleri, akaryakıt tesislerindeki krizi. Kriz her yere sıçradı aslında. İtalya, Almanya, İngiltere. Avrupa başkentleri ısınıyor diyebiliriz ama ısınmanın nedeni gaz değil. Gazın yok olma ihtimali, gelmeme ihtimali. Siyasette mevcut yönetimlere karşı itiraz sesleri yükseliyor. İşte tam da bu nedenle. Yani sokaklar ısınıyor. Faturalar birçok Avrupa ülkesinde şimdiden çok arttı. Mesela 4 kat bazı ülkelerde. Mesela duş alma, ısınma konusunda zengin Avrupa kentleri şu anda kısıntıya gitmeyi, tasarruf yapmayı düşünüyor. Böyle algılıyorlar önümüzdeki kışı. Eski kıta kara kara düşünüyor şimdi kara kışı. Rusya, Batı'nın yaptırım restine doğal gaz vanalarını kısarak yanıt verdi. Büyük bir enerji krizi yaşayan Avrupa son yılların en sert kışına hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa Birliği ülkeleri zor günler yaşıyor. Özellikle enerji, gaz fiyatları günden güne artmaya devam ediyor. Burası İtalya. Daha kış gelmedi ama zamlar yağmur gibi yağdı. Artan enerji gaz fiyatları konusunda durum çok kötü. Burada fiyatlar 2 değil 4 kat arttı. Yani %400 civarında artan faturalar ödüyoruz. 2021 Temmuz ayında 600 euro ödediğim fatura bu yıl aynı dönemde yaklaşık 2400 euro geldi. Enerji fiyatlarındaki fahiş artış ekonomik krizi tetikledi bile. Gün geçtikçe her şey pahalanıyor. Akaryakıt, enerji, gaz fiyatları artıyor. Ben gençlerle çalışıyorum. İşsizlik, ekonomik krizde gençler arasında gün geçtikçe artıyor. Ama güçlü olmak, mücadele etmek gerekiyor. Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Avrupa'nın finans merkezi olarak bilinen İngiltere. Bu gerçekten can sıkıcı çünkü her şeyin fiyatı çok yükseldi. Öyle ki evde soğuktan korunmak için kalın giysiler giyiyoruz. Kara kış henüz yolda. Halk soğuk karşısında ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı bile. Lahana gibi giyinip oturuyorum evde. Elektrik faturaları nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız, ekonomi de kötü durumda. Hiçbir fikrim yok yani. İngiliz hükümeti ise alternatif enerji kaynakları arıyor. Ormanlardaki el değmemiş ağaçların kesilerek oluşturduğu peletler işlem görerek enerjiye dönüştürülüyor. İngiltere'nin pelet ihtiyacını ise Kanada karşılıyor. Enerji krizi derinleşince Almanya'da halk kendi önlemlerini almaya başladı bile. Evde ihtiyaç duymadığım tüm elektrikli aletleri kapattım. Radyonun bile fişini çektim, pille çalıştırıyorum. Sadece buzdolabı sürekli prizde. İhtiyaç duyduğumda da televizyon ve çamaşır makinesini açıyorum. Kış günlerinde yaşanacaklar konusunda ise endişe çok büyük. Enerji fiyatları çok pahalandı. Ödenemeyecek duruma geldi. Hiç kimse soğukta oturmamalı. Duş alayım mı, almayayım mı diye düşünmemeli. Tasarruf için her şeyi yapıyoruz. Az maaşla geçinmek zorunda olan emekliler bu yüksek faturaları nasıl ödeyecek?